Arkadaşlar masamızda 34 inç boyutunda ve kör bir yapıda olan Excalibur'un yepyeni monitörü bulunuyor. Bu monitörün yanında da oyuncu aksesuarları da bizlerle ve tabii ki gidip kendi ellerimizle toplayıp ödemesini yaptığımız kasada bu masada bizlerle birlikte şu monitöre bir yakından bakalım. Monitörün etrafına baktığımızda çok ince bir şekilde tasarlanmış bir çerçeve yapısı var. Alt taraf hariç tabii bu geleneksel zaten yani bütün modellerde gördüğümüz tasarımlara benzer bir tasarım. Yine üç tarafı oldukça ince bir çerçeveyle geliyor. Ve tabii ki çok kompakt ve şık bir tasarım olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Kurulumu çok basit, hızlıca kurabiliyorsunuz. Kurulumu tamamladıktan sonra bu monitöre enerjiyi verdiğinizde sizleri etkileyecek bir detay var. Hemen arkasında bulunan RGB LED aydınlatmalar. Bu LED aydınlatmalar gece karanlık bir odada odanın çevresini değiştirecek sevgili arkadaşlar. Gelelim cihazın üzerindeki çıkışlara. Oldukça bol ve işimize yarayacak tüm çıkışları hemen hemen üstünde bulunduran bir monitör bu monitör. Üzerinde bir adet HDMI 2.0 bağlantı girişi bulunuyor. 2 adet DisplayPort 1.4 girişi bulunuyor. Kulaklık girişi bulunuyor ve tabii USB girişi de bulunuyor monitörün üzerinde. Tabii bunlar bizler için çok önemli. Gerekli olan her şeyin olduğundan bahsettim. Kutudan hemen kutuyu açar açmaz sizleri bir HDMI kablosu, yanında da DisplayPort kablosu da karşılıyor. Böylelikle hani gidip kablo ile vesaire uğraşmadan doğrudan bilgisayarınızla monitörünüzü bağlayıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Monitörün ayağı bayağı kullanışlı. Ben oldukça beğendim. Yani şöyle yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Kenara sağa sola oynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de böyle yükseklik ayarı var. Bu yükseklik ayarıyla da ki bu bence çok önemli monitör ayaklarında. Yükseklik ayarıyla da monitörünüzün yükseklik ayarını yaparak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Böyle monitörden devam edeceğim ama araya şöyle şu ürünleri de serpiştireyim isterim arkadaşlar. Burada bir mekanik klavye bulunuyor. Excalibur'un yeni mekanik klavyesi. Bunun modeli arkadaşlar GK21 olarak geçiyor ve bu klavyenin üzerinde RGB bir LED aydınlatma var. Bu LED aydınlatmaların tam 18 farklı modu bulunuyor. Beni bu klavyede etkileyen şeylerden bir tanesi suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP32 sertifikası ile geliyor olması. Bir diğeri ise arkadaşlar tam 50 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olduğunun garantisinin verilmesi Excalibur tarafından. O yüzden bu klavye benden geçer not aldı. Klavyenin hemen yanında duran bu RGB LED aydınlatmalı mouse'a baktığımızda ise yani bir oyuncu için ihtiyaç olan birçok şeyi karşılayabilecek kapasitede bir mouse olduğunu görüyoruz arkadaşlar. GX21 modeli bir mouse'umuz var burada. Üzerinde tam 7 adet tuş bulunuyor. Kontrol merkezi isimli bir uygulaması var Excalibur'un. Oradan yine bu mouse'u özelleştirip diğer detaylarıyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Oyuncular için geçerli ve yeterli özellikleri bulunuyor. Ve tabii kulaklığımız, bu kulaklıkta da yine RGB bir LED aydınlatma var. 7.1 surround sesi bu cihazdan alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Özellikle böyle oyunlarda etraftaki sesleri duymanız ve olaya böyle daha da içine girebilmeniz açısından bu özelliğin olması çok güzel olmuş. 50 milimetrelik bir sürücüyü bulunduruyor bu kulaklıklar içerisinde ve tabii yanında da 2.2 metrelik bir kablo ile geliyor. Kulaklığın fiyatı ortalama 529 ile 600 TL bandında. Mouse'un fiyatına baktığımızda 450 ile 500 TL bandında. Klavyenin fiyatına baktığımızda ise 600 ile 700 TL bandında değişiyor. Yani bu ekipmanlarda uygun fiyatlı ve sizin birçok işinizi görebilecek seviyede ürünler olmuş. Dönelim monitöre. Monitörümüzün çözünürlüğü 3440x1440 piksel. Yani 2K bir monitör önümüzde bulunuyor arkadaşlar. Tabii söylemiştim sizlere bir kör yapıda 21'e 9 bir oranı var. Böyle kavisli bir yapısı var. Bu kavisli yapıda aslında önemli bulduğumuz bir detay 1500R ibaresini bulunduruyor olması. 1500R ibaresi standartları karşıladığını gösterir bu kör monitörün. Bu monitörde de 1500R ibaresi bulunuyor. Özelliği bulunuyor. 165 Hz'lik bir yenileme hızı bulunuyor. Şimdi bir oyuncu monitörü bu ve oyuncu monitöründe böylesine yüksek bir yenileme hızının bulunuyor olması çok büyük bir avantaj. Bunun yanı sıra tepkime süresi de yine 1 milisaniye civarında ve 1 milisaniye ile 165 Hz bir araya geldiğinde aslında tam bir oyuncu monitörü olmuş oluyor ki bu cihaz da bunu karşılıyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda hem tepkime süresi hem de yüksek yenileme hızı çok büyük bir önem arz ediyor ve renkler kısmına doğru ilerlemek istiyorum. Şimdi HDR desteği yeni nesil panellerde çok görmeye alıştığımız bir özellik. Özellikle mobil tarafta çok fazla değerlendirilirken monitör tarafındaki bir fiyat seviyesinde görmemiz çok önemli bence. HDR 400 sertifikasına sahip bir ürün şu anda masamızda duruyor. Bu ne demek? HDR destekli bir oyun ya da HDR destekli bir video açtığınızda bu monitördeki görüntüler normalin çok daha üstünde bir görüntü kalitesiyle sizlere aktarılabilir. Bu destek bu cihazda bulunuyor. Curve yapının sizlere sunduğu bu deneyimi de hemen aktarayım. Şimdi 178 derecelik bir monitör var önümüzde. Yani monitörün görüş açısı 178 derece.
21'e 9:1 oranı var dedim sizlere. Yani bunu masaya koyduğunuzda ikinci bir monitöre bence ihtiyacınız yok arkadaşlar. Gayet bütün her şeyi böyle kapsıyor. Gayet geniş bir alanı var kullanım anlamında. Çünkü birçoğumuz çift monitörü neden kullanıyoruz mesela? Oyuncular için değil de genel olarak ofis ortamında konuşmam gerekirse bir monitörde bir iş yaparken diğerinde başka bir iş açık kalsın diye. Ancak bu cihazda böyle bir şeye hiç ihtiyacınız yok. Oyun anlamında zaten hani 178 derecelik açısıyla sizi doğrudan oyunun içine almayı başaran bir monitör oluyor. Nereden bakarsanız bakın görüntü kalitesinde bir farklılık olmadan bu monitörü kullanabiliyorsunuz. Cihazda yine özellikle AMD ekran kartı kullanıcıları yani desteklenen AMD ekran kartı kullanıcılarını memnun edecek bir detay var arkadaşlar. O da AMD FreeSync teknolojisini bünyesinde bulunduruyor olması. Ekran kartınız destekliyorsa çok daha yüksek bir performans alabilirsiniz. Oyunlardaki takılmaları en dibe indirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Flicker Free özelliğiyle titreşimleri azaltma özelliği bulunuyor bu cihazda. Tüm bunların yanında da özellikle oyuncular için bence çok önemli. Mavi ışığı azaltılmış bir monitör var önümüzde. Bu teknolojiyle birlikte gece geç saatlerde uykudan önce bir oyun oynarsanız mavi ışık azaltıldığı için size monitörün ışıklarının vereceği zarar da doğal olarak azaltılmış oluyor. Şimdi gelelim tabii ki en önemli kısmına. Bu monitörü kim alsın ve kim almak isterse kaç TL öder? Bu monitör geniş ekranlara ihtiyaç duyan mimar, mühendis, yazılımcı gibi mesleklere hitap etmesinin yanı sıra aslında ana odağı olan oyuncuları da kesinlikle çok memnun edecek bir ürün olmuş arkadaşlar. Özellikle 5000 ila 5500 TL bandında satılan bir ürün için kesinlikle tam doyurucu bir ürün olmuş diyebilirim sizlere. Biz bu monitörü daha önce sizlerle birlikte bir videoda topladığımız bir Excalibur masaüstü bilgisayar vardı. İçinde 11. nesil Intel'in işlemcilerinin bulunduğu bir kasa. Bu kasayla bu monitörü test ettik. Genel olarak deneyim tabii ki çok üst düzeydi. Ben bayağı memnun kaldım. Yani deneyim anlamında sizi üzmeyecek bir ürün yapmışlar. Bu tarz bir cihaz arıyorsanız, bir arayış içindeyseniz ve bütçeniz de bu fiyat seviyesindeyse bence bu ürüne bir göz atın derim sizlere. Sizler ne düşünüyorsunuz bu ürün hakkında yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz.